Karın germe ameliyatıyla liposuction aynı anda yapılabiliyor mu hocam? Tabii ki, özellikle zaten beli şekillendirmek için. Çünkü bizim genelde böyle Anadolu kadının, o Türk kadın tipinde böyle belde bir simit tarzında bir görüntü oluyor genelde. Doğumlardan sonra bu birazcık daha belirginleşiyor. Biz karın germe ameliyatı yaptığımızda bel bölgesinde o şekilde çıkıntılı bir şekilde bırakmıyoruz. Çoğunlukla bel oyuntusunda sağlamak için aynı ameliyata liposuction'ı kombine edebiliyoruz. Bununla beraber yine bacak, yani uyluk iç tarafında, diz içlerinde, bacak üstünde, basen bölgesinde ya da popoda daha büyük gösteren şekilde bir yağlanma varsa buna dönük de liposuction'ı yapıyoruz. Hatta biz aldığımız yağları da çoğu zaman artık ihtiyaca göre, tabii ki işte popo büyütmek için, yüzü şekillendirmek için de kullanabiliyoruz. Yüzü gençleştirmek için. Bu mesela estetik cerrahinin son dönemdeki en popüler işlerinden birisidir. En bilimsel işlerinden de birisidir. Yani özellikle yüz gençleştirmede aldığımız yağları kendi yağını, kendi yağıyla gençleştirme. Çünkü hem dolgunluk sağlıyor, en önemli, ki en önemli avantajı hastanın kendisine ait olan bir şeydir. Dışarıdan bir yabancı cisim reaksiyonuna neden olmaz. Hem hacim etkisi sağlıyor, hem de en önemli şey, bu kök hücre şeyi çok tartışılıyor. Yağ hücresi aslında kök hücreyi en fazla barındıran hücredir. Bu bazen böyle laboratuvar ortamında ayrıştırılıyor da daha yoğun bir hale de getiriliyor. Ama direkt uygulamalarla da, hani hastadan yağı alıyoruz, eksik olan özellikle elmacık kemiği bölgesine, dudaklara, bu bizim burun kenarından dudak köşesine doğru uzanan hatlara, alın bölgesine, özellikle 35'li yaşlardan itibaren bu bölgelerdeki çöküklükler birazcık daha belirgin hale gelmeye başlıyor. Kendi yağını peki ameliyat yapmadan da, hani liposuction yapmadan da alabiliyor musunuz? Ama onu yine liposuction yöntemiyle aldığımız için lokal anesteziyle olabiliyor ama mesela. Yani yağı yok. Aynen, sadece mesela diyelim ki yüzüne bir 20-30 cc'lik, yani bir çay bardağının yarısı kadar bir yağ ihtiyacı var. Onu ofis koşullarında ya da hafif bir anestezi altında lokal bir müdahaleyle, yani sadece yağ alınacak bölge uyuşturularak alınabilir. O da sonrasında biraz bekledikten sonra yüz bölgesine enjekte ediliyor. Böylece hem hacim etkisi, yani o yıllar içerisinde kaybolmuş olan cildin volüm etkisi yerine konulmuş oluyor. Aynı zamanda da içerdiği kök hücreler sayesinde birazcık daha canlı, birazcık daha parlak bir cilt haline zamanla geliyor. Mesela karın germe ameliyatı liposuction'da yaptınız diyorum. Ne kadar sonra iyileşme gösteriyor? Karın germelerde şey, onu mesela özellikle söylüyoruz. Biz o içeriden de bir korse yapıyoruz aslında. Dışarıdan bir korse kullanmasını istiyoruz. İçeriden korse de şu, bu içerideki adeleyi de onarıyoruz. Çünkü özellikle doğumlardan sonra bu içerideki rectus kası dediğimiz kas yırtılıyor ister istemez. Bu karnı birazcık daha bombe gösteriyor. Bunu onardığımız için birkaç gün boyunca karın ön tarafında hastalarımız ağrı ve gerginlik hissediyorlar. Hastanede çoğunlukla 2-3 günlük sürelerde kalmak yeterli. Bir günde yatırdığımız hastamız var, 4-5 günde yatırdığımız hastamız var. Yine yapılan işe göre değişmekle beraber 7-10 günlük bir sürenin sonunda eğer her şey yolunda giderse, komplikasyon dediğimiz, yani istenmeyen durumlar yaşanmayacak olursa, işte bunlar nedir? Enfeksiyondur, kanamadır, cildin altında kayda sıvı toplanması gibi durumlar olmayacak olursa 7-10 günlük bir sürenin sonunda masa başı işine dönebilir. Ama yoğun egzersiz gerektiren bir iş yapıyorsa bu süre bir aya da bulabilir efendim. Evet, zaten konuşuyorsunuz bunu. Tabii ki bunların hepsini zaten anlatmazsanız problemler oluyor. Hocam çok teşekkür ben ediyorum teşekkür verdiğiniz efendim. Bilgiler için. Efendim reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra buradayız.